diyebiliriz. Dünyada gelir adaletsizliğinin aslında bütün dünyaya yayıldığını görüyoruz. Ben işim gereği de 62 tane şu ana kadar ülke gezdim. Yani gezmediğim kıta yok. İzninizle kısaca o ülkelere değinmek istiyorum. Aslında her bir ülkeyi uzun uzun anlatmak isterim ama. Şimdi baktığımız zaman Asya'da bir Rusya var. Rusya'ya biz yıllarca mal sattık. Ancak Rusya'ya gittiğimiz orada bir dönem mafyayla uğraştığımızı görüyoruz. Güney Kore'ye gittik. Güney Kore'de tabii ki oradaki firmaların ne kadar geliştiği aslında Türkiye'nin burayı model olarak alması gerektiğini biliyoruz. Türkiye'deki en büyük 10 tane şirketimizin toplam satışlarının ya da toplam değerine baktığımız zaman 30 milyar dolarlık bir büyüklüğü varken sadece Hyundai fabrikasını gezmiştim. Orada 250 milyar dolarlık. Yani bizim Türkiye'deki en büyük 10 tane büyük firmaların bir Hyundai bile %10 kadar yaptığını görüyoruz. Ya burada Güney Kore'nin ne kadar buraya da iyi bir örnek olduğunu anlatmak için söylüyorum. Türk Cumhuriyetlerine baktığımız zaman işte Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan'a gittik. Orada ne kadar sefaret olduğunu gözlemledik. Gariban, fakir ülkeler olduğunu biliyoruz. Pakistan'da 4 gün kaldığımız zaman orada 4 gün boyunca terör nedeniyle otelden çıkamadık. Afganistan yıllarca biliyorsunuz savaş yıkımı yine yaşanıyor. Burada Körfez ülkelerinde bir zenginlik olduğunu görüyoruz. Katar, Kuveyt, Bahreyn'de petrol zengini ülkeler. Ancak altları iyi, herkesin altında işte 3-4 araba varken otellerde odalara kaldığınız zaman 4'er oda, her bir kişi 4 odalı bir oda tahsis edilirken ama bir yandan göçmen insanların da burada rezilliklerine şahit olduk. Suudi Arabistan yine petrol zengini ama oradaki fakir insanların camilerde yattığını, aç sefil olduğunu gözlemledik. Afrika'ya baktığımız zaman Kuzey Afrika'da Fas, Cezayir, Tunus, Afrika'ya göre kısmen iyi olsa da işte Tunus'taki Arap Baharı da aslında gelir adaletsizliğinin bir örneğidir oradaki ayaklanmanın, insanların isyan etmesinin. Libya'da şu anda 2 hükümet var. Yani Libya'da yine bir karışıklık olduğunu görüyoruz. Bunlara baktığımız zaman her biri Türkiye'nin 20 yıl, 30 yıl gerisinde olduğunu görüyoruz. Orta Afrika çok daha kötü bir durumda. Özellikle Orta Afrika ve Doğu Afrika, Gine, Nijerya, Moritanya, oralara gittik. Burada %10, en fazla %15 zenginlik var. Yani şehre girdiğiniz zaman, havalimanından girdiğiniz zaman orada tenekeden yapılmış evleri görüyorsunuz. Şehir içine gittikçe artık orada büyük lüks evleri görüyorsunuz. Ama halkın yerine kadar perişan olduğunu, kalacak yerleri olmadığını görüyoruz. Senegal, Kenya, Uganda bunlar yine kısmen iyi ve gelişmeye açık ülkeler. Yani örneğin biz Senegal'de çok büyük bir Harire Lojistik Merkezi projesi yaptık. Bunlar gelişmeye de açık ülkeler ve burada bir fırsat olduğunu görüyoruz. Amerika'yı incelediğimiz zaman... Fırsat derken niye kastediyorsunuz? Yani Türklere orada bir sempati var. Burada olmuş. Fırsatlar var. Yani örneğin biz şimdi Senegal'de yaptığımız lojistik merkezi, Harire projesini orada Burkina Faso, Benin, Kenya'ya da verdik bu teklifi. Nereden kaynaklanıyor bu sempati? Yani halden anlar diye mi? Başka bir neden diye mi? Kendilerine daha yakın görüyorlar bizi. Yani Türkleri daha yakın görüyorlar. Çünkü yıllarca sömürü altında kalmışlar. Özellikle Fransız sömürüsü altında kalmışlar bu ülkeler. Onun için Çinlilere karşı soğuklar ve Türklere karşı da bir sempatileri var. Yani gittiğiniz zaman daha iyi bir iletişim kurabiliyoruz. Orada da çok ciddi yatırım yapan şirketlerimiz de oldu. Yani orada bir fırsat var. Peki burada gelir eşitsizliğini, adaletsizliğini en azından mücadele etmek üzere böyle önemli politikalara rastladınız mı bu ülkelerde? Bunlar gündeme geliyor mu yoksa giderek o dünyadaki hani işte 10 yıl önce baktığınız zaman 83 zengin toplam bütün dünya nüfusunun yarısının zenginliğine sahip. Evet. Bugünse 10 yıl sonra sadece 8 zengin dünya nüfusunun yarısının zenginliğine sahip hale gelmiş vaziyette. Oralarda gelişim ne yönde? Ya da buna ilişkin bir mücadele var mı? Gözleminiz önemli. Var. Şöyle örneğin Angola'da şimdi bir sosyal konutlar projesi var. Yani binlerce, 30-40 bin tane konut konuşuluyor burada. Yine diğer ülkelere de baktığımız zaman hani özellikle öncelikle sosyal konutlara önem veriyorlar.